Herkese merhaba arkadaşlar, Merlo Briggs and the Mask of the Dead'in ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyun bildiğiniz üzere Steam üzerinden satışa sunuldu. Henüz çok yeni bir oyun. Ben de sizler için böyle bir ilk izlenim videosu oluşturmak istedim Merlo Briggs hakkında. Merlo Briggs hikaye olarak da ilginç bir hikayeye sahip arkadaşlar. Böyle yerlerin yaşadığı bir ada gibi bir yer var. Orada işte kötü güçler bir şeyler arıyorlar. Tabi bu arada adanın da canını okuyorlar. Öyle söyleyeyim size. Herhalde biz de onlara engel olacağız. Oyunun kısaca hikayesi bu şekilde anladığım kadarıyla videolarından. Dilerseniz oyunun ilk dakikalarına hep beraber göz atalım. Evet arkadaşlar, oyuna girdiğiniz zaman direkt böyle bir menü sizleri karşılıyor. Bunlar zaten çoğunuzun bildiği seçenekler. Ben direkt campaign modundan oyuna giriş yapalım istiyorum. New game diyelim. Evet arkadaşlar, New Game dediğim zaman burada 4 farklı zorluk seçeneği çıkıyor. Yalnız Hardcore modu kilitli. O da herhalde oyunu bitirdiğimizde açılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bazı oyunlarda oyunu bitirdiğimiz zaman Hardcore modu da açılmış oluyor. Biz direkt normal moddan Merlo Briggs'e bir göz atalım arkadaşlar. Evet, oyuna giriş yaptık şu anda. Böyle bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Yani böyle eli silahlı adamlar falan bir şekilde adaya üs kurulmuş. Herhalde adada bir şeyler arıyorlar. Muhtemelen biz de onlara engel olacağız. Evet, dilerseniz introyu bir geçelim. Evet, burada da herhalde patron göründü. Evet, geçelim, direkt oyuna giriş yapalım. Evet, böyle ilginç bir maske göründü. Herhalde arkadaşlar bizlere böyle yerlilerden yardımcı olacaklar var. Çünkü bu adanın etrafında böyle ilginç güçler dolanıyor. Evet, şu maskeyi de alalım. Bu arada böyle bir yerli maskesi aldık. Muhtemelen yerlilerin de özel güçleri var. Evet arkadaşlar, oyunun şu an oynanışını görüyorsunuz. Böyle bu ana karakter de şeye benziyor. Biraz Mortal Kombat'tan Jax'i andırdı ona. Evet arkadaşlar, oyunun oynanışı 3. şahıs kamerası eşliğinde bir oynanışa sahip. Evet, bu arada gerçekten adanın canını okuyorlar. Tam anlamıyla bir kirlilik söz konusu. Ama tabii ki ne aradıklarını henüz bilmiyoruz. Oyunun ilerleyen bölümlerde de bunları göreceğiz. Evet, böyle iki tane adam indi. Böyle eli palalı. Herhalde bunların işini bitireceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, böyle elimizde Azrail'in orağı gibi bir şey var. Onunla savaşıyoruz. Evet, LT neymiş? Blok, korunma. Evet, bu arada şu maskeyi de alalım. Arkadaşlar, ilk olarak grafiklerine değinecek olursam oyunun açıkçası ne çok iyi ne de çok kötü, orta düzeyde bir grafiği var. Yani kendini hayran bırakmasa da grafikler çok da kötü değil. Attention, attention. This is Heng Long.
Evet, şu kamyonu aşağı iteceğiz galiba. Yalnız kahramanımız bayağı bir atraksiyon bir adam. Evet, ilerleyelim bakalım. Bu arada variller de patlıyor. Oo, evet. Bunun elinde bazuka var. Muhtemelen korunacağız. Evet. Evet, işini bitirdik. Evet arkadaşlar, böyle tam anlamıyla bir aksiyon oyunu diyebilirim. İlk gördüğüm kadarıyla. Bu arada sol yukarıda enerji barımız var. Bu arada böyle helikopterler bulunduğumuz bölgeye düşman bırakıyorlar. Yanında, bu arada işlerini bitirelim. Bu arada oyunu 505 Games yapmış arkadaşlar. Daha önce kanalımda Takedown Red Saber'ın da ilk izlenimlerini yaptım. Onu da izleyebilirsiniz. O da yeni bir oyun. Takedown Red Saber'da 505 Games yapmış. İlk izlenim videosunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet, bu arada böyle çok ateşli bir düşmanımız var. Onun da şöyle işini bitirelim. Elinde ne var onun? Flamethrower var. Evet. Evet, düşmanı uçurduk. Bu arada bizim teleferikte haşa dolu diyecektim ama kahramanımız bayağı bir atraksiyonlu arkadaşlar. Böyle her yerden kurtulabiliyor. Bu arada bu maskeler ne işe yarıyor? Hemen bir bakalım. Evet, enerji. Enerji arkadaşlar. Maskeleri aldığınız zaman enerjiniz doluyor. Evet, bu arada bu bazukaların yakınında koruma yaparsanız o bombanın etkisiyle onlar ölüyorlar. Yalnız uzakta hiçbir işe yaramıyor. Bu arada umarım şu sağdaki uçak savarı da kullanabiliriz. Şunları bir öldürdükten sonra hemen bir bakalım. Evet, bu arada şu bazukalıyı da indirmemiz lazım. Evet, bakın direkt kendisi. Oo, evet, tam istediğim gibi. Evet arkadaşlar, bu arada helikopterleri de indiriyoruz. Uçak savar olayı güzel olmuş gerçekten. Ya en azından böyle oyuna tam anlamıyla böyle bir aksiyon katıyor. Çevredeki büyük silahları kullanmak gerçekten keyifli arkadaşlar. Evet, bu arada baya baya bir helikopter geliyor, yani öyle böyle değil.
kadar helikopteri nereden bulmuşlar bunlar ya? Gerçekten çok fazla helikopter geliyor. Evet, son helikopteri de indirdik. Evet, nereden gidiyoruz? Herhalde bu aşağıdan yol alacağız. Evet, herhalde evet şuradan gireceğiz. Evet, şu kapıdan geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, herhalde burası da fabrikanın içi. Evet. Bu bazukalılara çok fazla uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Tam bazuka atacağı zaman dibinde korunursanız kendi zaten ölüyor. Arkadaşlar sesler de idare eder düzeyde. Hani şu an anladığım kadarıyla sesler de idare eder düzeyde. Yani standart bir aksiyon oyunu olmuş arkadaşlar. Marlow Briggs hani çok fazla bir şey beklemeden keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Evet, bu arada nereden gidiyoruz? Evet, bu arada nereden çıkacağız onu da kestirmeye çalışıyorum. Evet, şunu hareket ettireceğiz galiba. Evet arkadaşlar, dilerseniz ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. Oyun vasat bir oyun arkadaşlar. Yani vasat bir aksiyon oyunu. Hani aman aman bir oyun değil. Orta düzeyde bir aksiyon oyunu olmuş. Gerek grafikleri gerek sesleriyle olsun. Çok fazla bir şey beklemeden oyunu oynayabilirsiniz keyifli arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi çok fazla bir şey bekleyemeden. Belki ilerleyen dönemlerde oyuna tam anlamıyla bir video inceleme çekebilirim. Hani size oyunu tam olarak aktarabilmek için. Ama şu an gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.